Mutfağa dahil kalan bugün tarifi fırında biber dolması. Yarım çay bardağı sıvı yağ mı tavan içerisine aldım. Üzerine 2 adet kuru soğan. Soğanları soteleyelim. İlk olarak dolmamızın iç harcını hazırlıyoruz. Ben içerisine bir adet kap biber ve bir adet de çaresoy biber kullanıyorum. Arzuya göre kullanmazsınız. 2 diş de sarımsak doğrayalım içerisine. Kavuralım biberlerimizi ve sarımsağımızı. Ben yuvarlak büyük borcamla hazırlayacağım biber dolmasını. 1 kilodan biraz fazla biber alıyor. Ben iç harcında 1,5 su bardağı pirinç kullanıyorum. İçerisine yıkamış olduğum pirinçli ilave ediyorum. Biberlerle beraber kavuralım. İçerisine 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, damak tadına göre pul biber, karabiber, çok az kimyon, 2 tatlı kaşığı kuru nane. Güzelce kavuralım. İçerisine 2 adet domates, küp küp doğradım ve kabuklarını soydum. Suyu ilave edelim. Bu kadar yeterli ve karıştıralım. Kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağın altını kapatarak da 5 dakika demlendirin. Ben daha önceden biberlerimi güzelce yıkadım ve saplarını çıkardım. İçlerini de boşalttım. Tekrar suya yıkadım ve tepsime dizdim. Pişirmeden önce bu şekilde yapmanızı öneririm. İçerisinde daha kolay pişiyor pirinçler ve daha lezzetli oluyor dolmalarınız. Bütün hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. İç harcı biberlerin yarısına gelecek şekilde biberlerimizi dolduralım. Çünkü pirinçler yarıya kadar pişmiş, tam pişmedi. Boşluk kalsın pişme. Bu kadar yeterli. Diğerlerini de aynı şekilde dolduruyoruz. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz içerisinde. Ben bugün sebzeli iç harç hazırladım. İç harcını görüyorsunuz. Çok az koyuyorum. Bunun üzerine tekrar domates kapatacağız. Biberlerimi doldurdum. Şimdi kesmiş olduğum domatesleri bu şekilde kapak yapıyorum. Biberlerin üzerine çok az tuz serpiştiriyoruz. Sosu için 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ, üzerine 1,5 su bardağı sıcak su. Ocağın üzerinde bir taşım kaynatalım. Sosu dolmanın üzerine gezdiriyorum. İçine girmesi önemli değil. Mutlaka sosunuzu kaynatın. Sosum borcamın yarısında. Yağlı kağıdımızı ıslatalım ve üzerini kapatalım. Yağlı kağıt sayesinde üzeri hemen yanmayacak. Biber dolmamızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama 45-50 dakika pişirelim. Biber dolmamı fırından çıkardım. Ben fazla kızartmadım üzerini. Siz isterseniz fırında 10 dakika daha fazla bekletip üzerini kızartabilirsiniz. Şimdi servisine geçelim. Yanında yoğurtla servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.